Devlet Bahçeli dedi ki anayasayı değiştirmemiz lazım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha seçelim dedi. Ne diyorsunuz? Vallahi ben katılmıyorum. Neden? Çünkü anayasayı değiştirecek bir şey yok. Şu anda anayasayı normalde uygulasak değiştirecek hiçbir şey yok. Her şeyi harf harfine uygulasak anayasa değişecek hiçbir kuralı yok. Erdoğan'ı bir daha seçebilmek için anayasanın değişmesi lazım. Ya kişiye göre anayasa olmaz. Anayasaya göre kişi olacak. Çocuk oyuncağı mı bu diyorsun? Değil. Yani? Hiç değil. Siz ne diyorsunuz abi? Bir daha seçilmeli mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yeter artık. Değiştirmemiz lazım. Bir kan değişikliği lazım mı? Başka bir kan gelsin tabii. Yoruldu mu Sayın Cumhurbaşkanı? Çok yorulduk. Haddinden fazla yorulduk. Daha da fazla yormasınlar diyorum. Kim olur abi? Kim gelirse şöyle baktığınızda mevcut siyasilerden güzel yapabilir. CHP'nin mevcut başkanı hoşuma gidiyor. Ilımlı insan en azından. Eskilerden bir kurtulalım diyorum. Bir yeni yüzler görelim. Muhakkak. Çok teşekkürler. Bence öyle. Sağ olun. Doğru söylüyorsun. Ülkeyi batırdılar, biraz daha batırsınlar. Ülke çıkmazlık içinde, ekonomi çıkmazlık içerisinde. Yani kurtulacak bir şey yok ki. Bahçeli'ye akıl erdiremiyoruz ki bu adam niye var ya? Hükümet olmak istemiyor, Cumhurbaşkanı'nı istemiyor, bakanlık istemiyor. Niye var bu adam? Bu parti niye var? İktidar olamayacaksa. Hayır, iktidar istemiyor ki. İşte iktidar olamayacaksa niye var? Olamayacaksa niye var? Yani şey mi, nedir onu? Arka bahçesi mi acaba AK Parti'nin? Öyle mi olmak istiyor acaba? Bilmiyorum. Öyle yani. Bir daha seçilmeli mi Erdoğan? Hayır. Neden efendim? Çünkü 22 yıl sonunda geldiğimiz pozisyon ortada. İyi değil mi? İyi değil. Şimdi çok da hata yaptığını, yanılttığını kendisi de söyledi. Kandırıldığını, açılımda hata yaptığını. Oradan biz o açılımdan sonra aşağı yukarı 800 civarında şehit verdik oradan. Evet. Suriye politikası gene öyle. FETÖ şeyi gene öyle. Bak benim oğlum, ben de FETÖ mağduruyum. Oğlum askeri okuldan pilot olacaktı, ayrıldı. Gitti. Ne oldu onun vebali? 7 yıllık okudu, askeri okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Ondan sonra ekonomimiz, durumumuz böyle. Ayrıca göçmenler var orada sana. Suriyeli, Afganlısı, Pakistanlısı. Daha önce yani İstanbul'dan geldim ben, oğlum orada. Orada o Ermenisi, Cürcüsü, Makedon dolu. Somalili, hele şey Yeni Kapı'da. Evet. Gece indim oraya 3'te 4'te. Zenci'den başka bir tane beyaz insan göremedim. Şey gibi, Afrika gibi. Afrika gibi. Hepsi de kaçak giren, dolandırıcı. Artık bundan sonra daha neresi düzgün olsun ki? Niye? Bir daha seçilmeli diye. Demiyorum. Evet, Devlet Bey diyor seçilsin diyor bir daha. Daha beter oluruz o zaman. Daha mı kötü olur? Evet. Çare ne abi? Kim gelirse düzeltir. Vallahi biraz... Şöyle baktığınızda siyasilerin içinde. Vallahi birazcık da yani şimdi fazla da aşırı güvenim yok diğer siyasetçilere de. Bence bu sıralarda yani bir İyi Parti'ye bir ara şey yapıyordum. O da evet. Meral Akşener maalesef batırdı gitti. Orada çok büyük güven sattı. Umut vardı. Şimdi biraz CHP atakta. Evet. Fakat son günlerde de onlar da işte kaynamaya başladılar. Bilmiyorum sonu nereye vardı. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bir daha seçilmeli mi? Hayır. Neden abi? Bu kadar kaldı yeter. Yeter mi artık? Yeter. Ya? 22 yıl. Sen oy verdin mi hiç? Hiç hayatımda vermedim. Vermedin mi? Hiç vermedim. Kim abi senin için en yakın kişi? Şu anda gördüğün. Şimdi ülkeyi düşünen yok. Herkes koltuğu düşünüyor. Kendini mi düşünüyor? Kendini düşünüyor. Başka bir ülkede koltuktan başka düşünüyor. Eskiden mi öyleydi? Eskide bu kadar değildi. Vardı her zaman ülkede yolsuzluk, hırsızlık, şu bu ufak tefek ama bu kadar değildi. Kim gelirse düzeltir? Nasıl bir siyasetçi bekliyorsunuz? Valla siyasetçi en önce halkını düşünecek. Halkını düşünmeyen siyasetçiden hiçbir şey olmaz. Var mı öyle biri? Şu anda gördüğün? Şu anda ortama göre bakın şu iyi diyorsun, bir bakın en kötüsü o çıkıyor. Güvenilmiyor mu? Güvenilmiyor. Güvenilmiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu dürüst dedik, iyi dedik, bilmem ne dedik. Ya 10-12 sene kaldın, olmuyor, yeter git. Daha gitti, halen orada burada konuşuyor. Ya bunu sen konuşmanın ne hakkın var daha? Sana bütün imkanlar sunuldu. Hepsini yaptın. Olmuyor. Gideceğim. Bırakmasını bileceğim. Bahçeli. Lan gelmiş 80'de. Şimdi örnek vereyim. Ben 70 yaşındayım. Alın teri dökmüşüm. Bir ev yaptırmışım. Ben o evimi satacağım. Benden rapor istiyor. Peki 83-85 yaşındaki adam nasıl ülkeyi yönetir? Milletvekili olabiliyor. Milletvekili olabiliyor. Genel başkan oluyor.
Hiç çalışmadan emekli oluyor. Bilmem ne, 2 yıl emeklilik var mı dünyanın bir yerinde ya? Temel Karamollaoğlu kaç yaşında? 85. 85 yaşında. He. İşte onu diyorum. Kredi çekebilir mi 85 yaşındaki biri? Yok, ben daha 10 sene önce ev aldım. Senin dedi yaşın 60, daha sana yüksek faizle çıkıyor. Allah Allah. He. Yarın ölürsün diye. He. Ölüm kızım çekti. Ölüm riski var diye. Ama 85 yaşındaki adam ülkeyi yönetiyor. Onda hiçbir şey yok. Çok sağ ol abi. Bir şey değil. Yani ben katılmıyorum, anayasayı değiştirmekle neyi kastediyor bilmiyorum. Yani şu anda anayasal olarak Sayın Cumhurbaşkanı bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Anayasanın değişmesi lazım ya da referanduma gidilmesi lazım. Bence Cumhurbaşkanı artık gerçekten de ya kendisi çekilmelidir ya. Zaten yeterdir tabii yani, bırak git. Yani ille de böyle kavgayla gürültüyle mi gideceksin kardeşim? Yeter, senin 2 sefer yaptın yeter. 20 yıldır buradasınız. Bırakın, içinizde başkaları da vardır. Muhakkak yapabilenler vardır. Zeki Donanım'da. Yani olabilir yani. Ben onun devam etmesini istemiyorum. Zaten değişikliği olmalı mı abi? Ya olmalıdır yani, gerçekten arkadaşım yeterdir yani. Bu kadar 20 yıl. 22 böyle, yıl. 22 yıl yani. Burası hangi ülkede yaşıyoruz ya? Yani şimdiye kadar bakıyorsun, bunlardan önce gelenler bir dönem, 2 dönem, ondan sonra herkes çekip gidiyordu yani. Yani böyle kaldıkça bence iyiye gitmiyor yani. Anayasayı da değiştiriyor. Kendini de yıpratıyor tabii yani. Zaten yaşı da geçti, başı da geçti kardeşim. Bir sürü genç insanlar vardır. Yani bir değişiklik olmuyor. Yani ben açıkçası muhalefetin gelmesini istiyorum yani. Bir de orayı görelim. Bir de orası da gelsin. Yani bir ya, dünyanın sonu değil kardeşim. Yani bu ülkeyi ömür boyu siz mi yöneteceksiniz? Burası padişahlık mıdır, krallık mıdır, nedir yani? Kim gelirse düzeltir abi. Şöyle baktığında siyasi liderlerin içinde vallahi, sana kim yakın geliyor? Yani vallahi, devlet adamı. Devlet adamı olarak ben açıkçası hiçbirinden bir beklentim, fakat şu anki olanlar içerisinde ben CHP'yi biraz daha yakın görüyorum. Şahıs yani. Olarak Cumhurbaşkanı kimi istersin? Şahıs olarak da şu anki CHP Genel Başkanı Özgür Özel bence şu ana kadar muhalefet yapanların içerisinde biraz daha akıllı, mantıklı, biraz da ortamı germeyen, ılımlı yani. Şimdi bazıları diyor işte şu görece bu görece, yok kardeşim. Tamam. Bence bu adam hepsini toparlayalım. Birçok isim geçiyor. Ya bir söz daha geçiyor. Mansur Yavaş geçiyor. Ekrem İmamoğlu geçiyor. Geç onları, geç. Olmaz geç. Olmaz. Kardeşim bu adam, bak Kılıçdaroğlu yapamadı. Yapabilirdi, yapamadı. Ama bu adam bak, gerçekten de ben bu partiye de oy vermedim. Ben HDP'liyim açıkça söyleyeyim. Evet. Ama bu adam biraz daha yumuşaktır. Biraz daha ılımlıdır. Bir şeyler yapabilir yani. Ya lütfen artık bırakın böyle insanlar da bir denesin yani, bakalım ne yapacak. Yani böyle ortamı germeye, yok vurduk, kırdık, astık, biçtik. Bu siyasetler bitti artık. Yani artık vatandaş da sıkıldı mı bu sesten? Ya sıkıldı artık. Yani vatandaş. Ya sıkıldı, herkes sıkıldı. Hepimiz sıkıldık. Yani büyük problemler var bu ülkede. Sorunların çözülmesi gerekir. Sorunları çözenler de ılımlı insanlar olur, biliyorsun. Aşılmıyor bir türlü. Aşılmıyor yani. Konuşamıyorsun kardeşim. O diyor ben gelirim, asarım, keserim, biçerim. Olmuyor böyle. Biraz ılımlı insanlar lazım. Konuşarak, anlaşarak bu ülkenin bütün sorunları çözülür. Tabii. İşsizliktir, yoksulluktur, adaletsizliktir. Eğitimdir, tarımdır, sağlıktır. Envai türlü sorunlar vardır. Kürt sorunudur. Yüzyıldır çözülmüyor, çözülemiyor. Mülteci sorunu, insanlık sorunu, hak sorunu, hukuk sorunu. Ya var da var kardeşim. Var. Günden güne de artıyor. Artıyor yani, bir değişiklik gerekiyor. Bence gerekiyor arkadaşım. Yani ya, muhalefetin önünü açın. Ya belki bir değişiklik, belki birçok şey değişebilir. Ben bundan umutluyorum. Başka da bir şey diyemem size. Seçilmeli mi bir dönem daha Tayyip? Şimdi herkesin fikri ayrı ayrı tabii. Ben herkesin fikrine ben saygı gösteriyorum. Bence seçilmeli. Niye seçilmeli? O bu işe, bu duruma götürdü ekonomiyi, o düzeltmesi lazım diye. Şimdi yeni gelecek insanın düzeltebileceğini ben göremiyorum. Ama diğer arkadaşlar görebilir. Fikirler ayrı olabilir. Az önceki arkadaş dedi ki Kürt sorunu var dedi ya. Bizim aramızda Kürt denen bir sorun yok ki. Ne gibi sorun var?
Bunu sorun yaratıyorlar yani Kürtlerle. Kürtler de biz yıllardır kardeşiz zaten ya. Bizim aramıza bu ittifakı neden sokuyorlar? Ben bunu çözemedim. Çözdüm aslında. Bu bir proje olduğunu çok iyi biliyorum. Benim daha önce Alevi, Suni gibi sağ yani. Sol vardı daha önce. Ya ben Kürt kardeşlerimden haşır neşir olmuşum ya. Yani almışız kız. Vermişiz yani. Bu aramıza Kürt sorunu diye bir şey yok. Bence yok. Öbürü kardeşimin Kürt sorunu, öbürü bilmem ne bu sokakta dolaşamıyor muyuz ki? Değil mi? Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Evet. Bence bir sorunumuz yok ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok fazla var. Bizim bakan sorunumuz bir yerde nerede birleşiyoruz onu çözmemiz, birleşmemizi çözmemiz lazım. Evet. Kötü yönlerine değil. Ya suçlu her zaman suçludur. PKK, Kürt demek PKK değildir. Bunu bir ayırmamız lazım önce. Benim Kürt kardeşim ya. Eyvallah abi. Kız kardeşi olsun bacımdır benim Kürt. Ne demek bana ayrım yapıyor ya? Böyle bir şey yok. Kesinlikle. Bir şey yok. Yok bence yok. PKK sorunu, terör sorunumuz var maalesef. Çok ben, sağ ol abi. Ha bunu demek istiyorum. Saygılar bizden. Doğru diyor adam abi. Seçilmeli mi bir dönem? Doğru ya? Diyor abi adam doğru diyor. Haklı mı? Ben bilmiyorum abi. Bir şey diyemiyorum şimdi beni tutuklarla 5 dakika sonra bir şey diyemiyorum. Abi. Çok şey var da söyleyemiyorum. Bir dönem daha seçilmeli mi Erdoğan? Yoksa yok, bırakmalı yok, yok. Mı? Yoruldum abi. Bitti abi millet bitirdi. Yeter mi diyor? Yeter abi yeter. Cidden yeter. Ben oy vermiyorum ama cidden. Acıyorum sadece millete acıyorum. Nasıl durumlar? Kötü. Niye sürüyorsun abi? Ne olarak sürüyorsun? Türkiye'de genel olarak, hukuk olarak, eğitim olarak, tarım olarak, hiçbir adalet hiçbir olarak. Şey yok, hiçbir şey yok abi. Ben tarımcıyım. Nasıl şimdi? Hiçbir şey yok abi. Ben fındık üreticiyim. Şu anda bizde bir kokarca diye bir nalet var. Kokarca mı? Evet. Karadeniz tarafında. Evet. Ama işte hiçbir çözümü yok. Yani devlet bildiğimiz tarafı kokarca mı? Evet. Fındıkları ne çürütüyor. Yapıyor? Çürütüyor abi meyveyi, fındığı. Çürütüyor. Kokusuyla. Evet. Çürütüyor. Bu sene mesela fındıklar hep çürüttü mesela. Ama devlete sorarsan hiçbir çalışması yok onun nazarında. Ben tahminime göre işte Karadeniz tarafı madene meyimli olduğu için evet. Bence biraz oyun var bu işin içinde. Sıkıntı var. Var. Görüşürüz. Almışlar mıdır oraya kokarcaları? Benim tahminim öyle. Benim görüşüm bu. Başka bir şey yok. Yani çözüm üretilmiyor. Dine kadar yoktu diyor. Bak çözüm üretilmiyor. Çözüm yok. Daha önceden var mıydı bu yoktu. Kokarca? Bu son 2 senedir. İlginç. Ne? Afrika'da oluyor genelde biliyorum. İşte Çin 5 sene uğraşmış bununla. Çıkarmak için. Evet. Bunu yok etmek için 5 sene uğraşmış. Hayır yok etmek için. Evet yok etmek için 5 sene uğraşmış Çin bu ilaç şeyi, böceği. Biz de o zaman 25 yıl uğraşırız. Biz fazla uğraşırız abi. Yok anayasa anayasa değişikliğine gerek yok ama Erdoğan bir daha olması lazım. Olsun diyor. Olsun. Bir olsun. Daha evet. Neden abi? Çünkü görüyoruz yine etrafımız sarıldı bilmem bütün diskürslerle işte görüyoruz ortada. Hep vardı abi ama tarihimiz ama de vardı. Yok, ama böyle yoktu. Neden böyle oldu? Çünkü yıllarda? Hiçbir tarihte hiçbir ırk çocukları öldürmedi. Öldürdüceğim eskilerden de vardı. Böyle orta mı vardı bir şey? Tabii. Şimdi düşün bir yani. Sayın Cumhurbaşkanı BOP'un eş başkanıydı ama. Geçti o. Şimdi öyle gerekiyor. O zaman nasıl gerekiyordu? O zaman demek ki iş birlikleri daha vardı. Ama o zaman da vardı. O zaman ama katliam yoktu. Vardı canım. Ya böyle mi vardı? Vardı? Böyle var mıydı? Böyle değildi de yine vardı yine ama çocuklar. Göz göre şimdi bakın. Şimdi ben size bir şey diyeyim. Şimdi Avrupa... İsrail, Amerika. Evet. Siyonizm ve bu Yahudileri diyelim. Tamam. Bunların şimdi egerse eline güç geçti. Ben o kadar mesela Yahudilerden nefret ediyorum. Evet. Ama ben bir herhangi bir savaşta ben yine Yahudi çocuğu olsa bile ben yine vurma. Vicdanım var ki ben ona kurşun sıkmam. Çocukların ne suçu var? Ben onu diyorum işte. Tabii. Şimdi bir tek Türkiye kaldı sağlam. Bakın Mısır'a bakın etraftaki tüm Müslüman devletlere. Hepsi bir tek ne Saddam böyle yaptı gitti. Bir tek çünkü o onlara karşıydı. Bilmem bu hepsinin Mursi, ortada odaki bütün bir tane şey bırakmadılar bütün liderleri. Şimdi eğer elinden gelse güç... Neydi şimdiki Mısır'ın şeyi? Sisi. Sisi darbe yaptı, Mursi'yi içeride öldürdü. Ama Cumhurbaşkanı geçen gün el sıkıştı. Kim? Ama bak gerekiyor bak bu dünya şey... Ama şey demişti ben bir daha onunla işim olmaz. Ama bak şimdi orada hala... Rabia demişti. Hala der. Katil demişti. Hala der. Egerse yarın... Bu eğerse bu katliamlar, bu gözümüzün, bu vicdan, biz yatan, ben yatamıyorum, sizi bilmiyorum. Evet. Eğerse bu böyle Türkiye şu andaki bu gücü olmasaydı şu anda İsrail bizim de tepemizdeydi. Buna emin olun. Ve gelir.
Ya vallahi gelir, gücü yeterse gelir. Bunlar şu anda şey yetmiyor işte, gücü olsa. Abi İsrail'in nüfusu kaç? Amerika'dır İsrail. Yok ya, yani oradaki nüfusu. Tükürüğüyle boğmaz mı oradaki 56 ya, tane Arap ülkesi? Tamam öyle Arap, ama bir tane Arap ülkesi yok ki ortada. Hani? İşte. Hani göster bana. Ümmet kardeşimiz. Bir tek Müslüman aleminde bir tek Türkiye'nin sesi çıkıyor bu zulümlere karşı. Evet. Ve bu zulümleri içeriden de destekleyen, görüp de bizden de olan bir sürü kişiler var ve seviniyor. Ben görüyorum bunu. Kimse sevinmez abi ya orada ya çocuklar. Ben görüyorum, ben esnafım. Bak ben görüyorum buradaki. Çocukların ölmese kim sevinir? Ama seviyor işte bak. Sevinmez abi ben. Biliyorum ya. Nasıl sevinmiyorsa bütün dünya destek veriyor. Tamam, şimdi Arapları sevmeyebilir insanlar. Misal diyorum. Yani Filistin'i sevmeyebilir. Ama çocukların ölmese de sevinmez abi kimse. Şimdi öyle ama şimdi öyle de şimdi niye peki bir önlem alınmıyor madem? Ne yapabilir peki, Türkiye? Peki niye sen ne yapabiliyor? Bir dakika, Türkiye yapamıyor işte. Nerede Birleşmiş Milletler? İşte yok. Birleşmiş Milletler neden peki herhangi bir eğerse bir Hristiyan devletinde böyle bir savaş olsa çocukları çoktan oraya kurmuşlar mıydı? Hemen gitmişlerdi. Neden burada yoklar? İşte. Yok işte demek ki bir tek sağlam Türkiye kalmış. Bak Türkiye, evet. Türkiye bitti mi? İslam, biz İslam bitti. Biz bir şey yapmıyoruz. Biz sadece içimizi ağrıyoruz. Diyoruz ki sen gördün mü Hollanda'da ne oldu? Evet. Ne kadar artık millet o kadar nefret etmiş ki insan İsrail insanlarını bile dövüyor, atıyorlar. Sen görüyorsun. Yani bu buraya gelmek. O da yanlış, o da yanlış. Ya ama çocuk öldürmek daha kökten öyle yanlış. Kadın öldürmek. Sivil öldürmek, insan öldürmek yanlış. Şu, ya. Savunmasız, genel. Savunmasız kimi öldürürsen hayvan olsun, bu vicdansızlıktır. Şimdi iki taraf için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Mesela Filistin'de Hamas'ta gitti, festival bastı. Peki tamam. İkisi de yanlış. Tamam hayır. Yani peki peki 70 senedir İsrail orada Filistinlilere. Az önce ben sana söyledim. Tam bırak. 70 yıldır vardı. Bitireyim. Tabii. 70 yıldır çaktırmadan öldürüyordu Filistinlileri. Aynen. Doğru mu? Doğru. Peki doğru. 70 yıldır. Bu neden bu, eğer madem dünya bir Birleşmiş Milletler bir dünyayı koruyan bir güç varsa neden şimdiye kadar hiç kimse müdahale etmez ve müdahale etmezse daha da devam eder, 100 yıl daha devam eder. Bu da Hamas'ın birikti. Yok Hamas bile az bile. Müslüman adam. Şimdi bak dur. Şimdi biz Müslümanız değil mi, elhamdülillah. Şimdi Müslüman adam vicdanlı olur mu? Olur. Merhametli. Hayır, dur. Tamam. Müslüman şimdi değil, hayır burada. İnsan. Hayır. Şimdi biz Müslümanız ve biz merhametliyiz diyoruz değil mi? Peygamber Efendimizin yolundan gidiyoruz. Sivil insanın ne suçu var? Onun içinde bakın. Sivil. Ya işte İsrail çocuk öldürdü, onlar da onu öldürdü. Karşılıklı hayır, değil. Buna karşı, evet, bak, ben bunu demek istemedim. Biz de karşı. Ben demek istemedim. Tamam. Benim demek istediğim 70 yıldır orada katliamlar oluyor. Doğru. İsrail bu kadar bir toprağı vardı. Şu anda bu kadar, Filistin bu kadar kaldı. Doğru. 70 yıldır bu zulüm oluyor. Sen niye ben geliyorum, ben geleceğim senin evine, beni misafir et. Ben seni yarın öbür gün senin odandan da kovayım. 70 yıldır niye Müslümanlar ses? Ya Müslüman zaten olsa bu halde değiliz. Müslüman zaten hangi bir şey dedi, Netanyahu çocuk katili diye Arap ülkelerine hepsine parmak saladı. Bir yerinizde oturun, bir herhangi birinizden ses çıkarsa sizin de tepenizdeyim. Ve şu anda oturuyorlar ki, karı oturuyorlar. Anladın? Osmanlı'yı da onlar öyle yıkmıştı işte. Yani onu boş ver şimdi. Eyvallah. Geç onu şimdi, eğerse bir Orta Doğu'da burada bu bir tek Türkiye sağlam ayakta kaldı ve bu da biterse hepimiz bittik. Yani biz zannetme ki, Allah'ın izniyle biz zannetmeyelim ki Kürt, ben Zaza'yım, Kürt, evet. Zaza, Türk, tabii, yani burada kim yaşıyorsa onlar buraya geldiği zaman hiçbirinizi ayırt etmez, buna emin olun. Biz de onları ayırt etmiyoruz. İşte biz de onu bekliyoruz, savaş çıkacak inşallah, bakalım valla inşallah. Ya, ancak çıkmasa canım savaş. Çıkmasa biz 700 bin yıl daha da ezik olacağız, eziliriz. Savaşı iyi değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abla, Sayın Devlet Bahçeli dedi ki Erdoğan'ın bir daha seçilmesi için anayasanın değişmesi lazım dedi. Sizce bir daha seçilmeli mi? Anayasa bitsin. Benim yaşım 60 ablam. Evet. Ben halen Lunagarlı'nda. Beni istersen gelsinler, tutuklasınlar. Ben Lunagarlı'nda 60 yaşında çalışıyorum. Halen çalışıyorum. Ben emekli olamadım. Niye? Olamadım. Geç mi başlamıştı sigorta? Sigortam geç başladı. Oraya geçelim ama bu hükümet gitmesi lazım artık. Değişim mesela, olsun diyorsun. Aynen öyle. Bak ben CHP'yi de tutuyorum. CHP'de artık değil de yeni bir Atatürk gibi biri gelsin ya. Ben yoruldum artık ablam ya. Eyvallah abla. Çok teşekkür ederiz.